biz varız diyen, bu memlekete huzuru, demokrasiyi ve adaleti getirmek için yılmadan mücadele eden, hak, hukuk, adalet şiarıyla Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre yürüyen, kardeşlik ve sevgiyi üstün tutan bir anlayışla gençlerimizin hayallerini hedef yapan, milletin sesi, umudun sesi, geleceğin sesi, geliyor, gelmekte olan sloganıyla milyonlara umut olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere. Efendim çok teşekkür ederim. Kadıköy Belediye Başkanımızı dinledik, yaptıklarını anlattı. Ama beni asıl mutlu eden, daha önce Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan yol arkadaşlarına da atıf yapması. Hizmetin sürekliliği açısından bu son derece önemli. Ayrıca bizim yol arkadaşlığımız açısından da çok önemli. Ekrem Bey gerçekten de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli bir sorumluluğu üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Zor bir görev üstlendiğini de hepimiz biliyoruz. Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini de biliyoruz. Geçmişte ihmal edildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan şu. Yeni anlayışın belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Aramızda bizim genel başkanımız da var Sayın Hikmet Çetin. Biz feyzi onlardan aldık. Eski genel başkanlarımızdan aldık. Vatandaşlar arasında ayrım yapmamayı, herkesi kucaklamayı, kişinin inancı, kişinin kimliği, kişinin yaşam tarzını siyasete malzeme etmemeyi onlardan öğrendik. Ve biz bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız. Efendim Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki, acaba gelip Kadıköy'e mi yerleşsek diye, Kadıköy'de 12 yıl kaldım. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesinde Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, Sarıyer gibi olabilsin, Beylikdüzü gibi olabilsin. Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanımız orada hizmet verirken doğanın nasıl değiştiğini, vatandaşla doğanın nasıl kucaklaştığını, yeşilin ne kadar değerli olduğunu, parkların ne kadar değerli olduğunu, aslında bir beton ormanı değil, betonla yeşilin bir arada olduğunu ve ama barışık olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla şimdi daha büyük bir sorumluluk aldı. İstanbul'un devasa sorunlarını çözecek. İnşallah çözecek. Buna inanıyorum. Engeller var. Evet, Sayın Başkan engellerden söz etti. Bu engeller çıkarılıyor diye. Tabii gönül şunu ister. Siyasal iktidarın bizim anlayışımızda belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kente hizmet eden belediye başkanının önündeki engelleri kaldırmak ister. Yani bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ama engeller konuyor ama ben şunu da gururla görüyorum. Belediye başkanlarımızın önünde konan engelleri belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar ve aşıyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar. Bu son derece değerli bir olay. Tabii kentli olmak kolay bir şey değil. Rahmetli Çetin Altan der ki, kentli olmak için bir kişinin kentli olabilmesi için 3 kuşağın kentte yaşaması lazım. Kırsaldan gelirsiniz ama kente yerleşirsiniz fakat kırsalda ilişkileriniz devam eder. 2. kuşak yine devam ettirir ama 3. kuşak artık kentte, kırsaldan tamamen kopar. Dolayısıyla artık kentte olur. İstanbul tabii sadece İstanbul değil, büyük metropoller Türkiye'de kırsaldan büyük ölçüde göç aldılar. Dolayısıyla kırsal kültürle kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım. O kültürü alıp kent kültürüyle harmanlamak ve kenti kültürünü kırsal kültürle kavga etmeden barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi tabii. Bunu yapacaklar. Kent kültürünün kendine özgü tabii kuralları var. Kentli sinemaya gitmek ister, kentli tiyatroya gitmek ister, kentli bir beton ormanı arasında değil parkları içinde, yeşillikleri içinde yaşamak ister, spor yapmak ister, sabah kahvaltı yaparken gazete okumak ister, haberleri izler, nedir ne değildir diye. Aynı zamanda kentli olmak bir kültürel derinlik de ister. Bu da zaman içinde o kültürel derinlik de olur. Elbette ki Kadıköy'de yaşayan insanlar sinemayı, tiyatroyu, işte
resim yapan alanları, resimlerin sergilendiği alanları görmek isterler. Bu da kentli olmanın bir başka gücü aslında. Tabii kentli olmak aynı zamanda yumuşak gücün ne olduğunu da farkında olmak gerekir. Artık dünya yumuşak güçle, yani sanatla, kültürle dünyaya egemen olmak istiyor. Kendi sanatını ve kendi kültürünü dünyanın her tarafına taşımak istiyor. Düşünün, çok önemli bir ressamınızın resmi eğer dünyanın her tarafında konuşuluyorsa, konuşulan aslında bir Türk ressamının yaptığı resimdir. Eğer onun bir romanı yayınlanıyorsa, onun bir öyküsü veya bir sineması dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanıyor ve gösteriliyor veya insanlar, binlerce kişi gidip onu izleyebiliyorsa, aslında o Türkiye'nin gücünü gösterir. Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında? Emin ol, hiç farkında bile değil. Yumuşak gücün ne olduğunu, kültürün ne olduğunu, sinemanın, tiyatronun, öykünün ne olduğunu, karikatürün ne olduğunu bile aslında yeteri kadar kavramış değil. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım, yine de olmayacağım. Sunan arkadaş dedi ki, genç arkadaşım 450 kilometreyi hak, hukuk, adalet için yürüdü. Daha o bitmedi, onu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7'den 70'e kadar içimize sindirdiğimiz zaman, o zaman kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Efendim, hepinize teşekkür ederim. Özellikle Kadıköy Belediye Başkanımıza, diğer belediye başkanlarımıza ve hepsine desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşması için teşekkür ediyoruz.